Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Ee, şu anda Türkiye'nin gündeminde bir numaralı konu sıcaklar, sıcaklar ve sıcakların etkileri. Ama sıcaklar sadece günlük sıradan hayatımızda değil, ekonomide de aynı şey yaşanıyor. Yanıyoruz gerçekten. Türkiye'nin her yerinde sıcaklıklar görülmemiş düzeyde ve de etkileri de tabii ki yangınlar olarak bir dönüş var. Neyse ki geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz o korkunç yangınlarla nispeten daha Kontrol altına alınabilir yangınlarla karşı karşıyayız. Kullan... Türk Hava Kurumu'nun uçakları da kullanılıyor. Biliyorsunuz kenara çekilmişti, büyük tepki yaratmıştı. Büyük bir beceriksizlikle dönemin Tarım Bakanlığı yetkilileri, bürokratları, bakan tarafından kullanılmıyordu. Bunlar artık hiçbir şey olmaz denilen uçaklar da devrede. Ee, tabii rüzgar şu anda bakıyorum ben. Ee, en büyük şansımız fırtına dönemine denk gelmedik yani. Bakayım mesela ben, ben Wind Crew'dan bakıyorum. Bilmem siz nereden bakıyorsunuz. Biz denizciler öyle. Windy var o da mesela. Mesela bugün biraz bir iki gün fırtına var ama sonrasında e, fırtına azalıyor. En azından bulunduğum Bodrum bölgesinde söylüyorum. Ve de e, ne yazık ki her yıl gördüğümüz bu tablo yaşanıyor. Tabii biz daha iyi durumdayız. İtalya'da, Atina'da yangınlar var. Atina'da mesela... 81 ayrı yerde yangın çıkmış hatta bir yangın çıkartan bir adam da yakalanmış ee, ve de biliyorum çok zor yani ama yapacak bir şey yok hayatın bir döngüsü bu yani yangın keşke hiç çıkmasa ormanlarımız kalsa ama önemli olan bu yangınlara yeterince müdahale ediliyor mu edilmiyor mu ee, bu Atina'dan gelen görüntüler Atina'nın böyle yan aş alt tarafları yani güneyi daha böyle bir e, yeşilliğin içinde, daha önce de iki yıl önce çok büyük bir yangın çıkmıştı. Daha çok burası Atina'nın yazlıkları, yazlıkçılar gidiyorlar aşağıya. Tabii çıkan yangınlarla da onlar da mücadele etmeye çalışıyorlar. İtalya'da da yangınlar var. Şimdi, ve sıcaklıklar da öyle hemen düşmeyecek. Görünen o ki devam edecek. Bu yaşadığımız sıradan günden. Bir de bizim yaşadığımız olağanüstü sıcak bir günden var. O da kurlarla ve ekonomiyle ilgili. Euro 30 lirayı aştı. Dolar 26-27 liraya geldi, dayandı. O da 30 liranın kapısına dayandı. Ve de şu anda pek çok kişi ah ah vah vah dolar nasıl buraya geldi diye e, düşünüyor. Buraya nasıl geldiğimizi hepimiz biliyoruz. İşte Erdoğan'lı Yıllar Belgeseli'nde herhalde 20. bölümünde 18. bölümde bu konuya değiniriz değil mi? Nebati Nebati dönemi işte. Sen dolar mı kazanıyorsun? Bir dönem hani vardı ya ya dolar işte hayat dolarla dönmüyor. Ben zaten 100 liralık alıyorum. Bana ne doların yükselmesi? Gibi her şey ama her şey e, tamamen unutuldu. Şimdi bu bir, bizim kuşak biliyor da yani biz neredeyse ya bir dolar bir lira olur mu dediğimiz günleri yaşadık. İşte Hatta hatırlıyorum bak Ali Hakan Müşriye biraz önce e, şey yaptım. O zamanlar daha sosyolog şeyi önde değil. Son üç ayda olduğu gibi iş insanı. İşte o dönemde hararetle şu konuşuluyor. Kaç yıl böyle? 6-7 yıl önce herhalde. İşte dolar 2.90'ı aşar mı aşmaz mı? 2.60'a gelmiş. Büyük haber. Aynen şimdiki gibi. Ah ah vah vah kur nasıl 2.60 oldu. Yani 1 dolar 2 lira 60 kuruş tartıştığımız buydu. Genç kuşakları bunu anlatamayacağız. Büyük bir nostalji, bir masal gibi anlatacağız. Şimdi 30'da durur mu, durmaz mı, 30'a mı varır, 40 mı olur? Bunları konuşuyoruz, düşünsenize. Neyse, Muşlu ile de konuşuyoruz Ali Hakan Bir öyle öğlen nişan taşındı. Dedim ki, bak dedim, bu dolar geri gelmeyecek. Çünkü o dönem büyük bir propaganda var. İyi, bulut her gün ekranlara çıkıyor. 7 olacak diyenler, vatan haini ilan ediliyor dolar 12 lira olacak diyenler yargılanmaya başlanmamış daha. Bir de böyle şeyler yaşadık biliyorsunuz. Dolar 12 lira olacak dediler. Yargılandı insanlar böyle bir şey dedikleri için. Baya mahkeme iddianame hazırlandı. Sen işte Türkiye'nin düzenini bozmak istiyorsun falan diye. Neyse diyeyim ki ben çok ekonomiden anlamıyorum ama Türkiye'yi görüyorum ne oldu. Diyeyim ki ya bu dolar hiçbir zaman geri gelmeyecek. Ve daha da çıkacak. Tabii o zamanlar çıkış şöyle 2.60 mı olacak 2.90 mı olacak? Herkes bekliyor ki tekrar 1.90'a dönecek falan. Neyse oturuyoruz 3-4 kişi. Muşlu ortadan kayboldu. Yarım saat sonra geldi. Ne yaptın dedim. Vallahi seni dinledim. Bütün Türk liramı dolara döndüm dedi. O gün bugündür soruyorum ara sıra. Muşlu senin en iyi arkadaşın kim diyorum. Sensin diyor. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü bazen gazeteci arkadaşını dinleyeceksin. Ne diyor? Çünkü ben çok ekonomiden anlamıyorum ama Türkiye'den anlıyorum ne olacağını. Biz şu anda yaşadığımız düzende de, yani şimdi hani ah ah vah vah dolar 30 liraya geçti diye dizlerinizi dövecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Yediğimiz hurmaların şu anda bedelini ödüyoruz. Yediğimiz derken biz yemedik gerçi. Biz zaten gittik oyumuzu verdik geldik. Ama biliyorsunuz Nebati Bey bizim üzerimizde bir şey denediler. Heterodoks politikalar denendi. Ve de o denenmenin de bir sonucu olacaktı. Şu anda tam olarak o sonucu yaşıyoruz. Ee, şöyle ki yaşıyoruz. Bir yandan para yok. Yani gerçekten para yok. Ee, diğer yandan kurlar çıkıyor. Bir yandan Erdoğan heyetle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde tek tek liderlerle görüşüyor. Tok hediye ediyor. Bütün o her şeyi unutun. Her şey. Kaşıkçının katili miymiş? O darbeci miymiş? Hepsi, hepsi masadan itirdi artık. Artık Düşman kazanma değil, dost kazanma dönemindeyiz. Ben destekliyorum açık söyleyeyim yani. İşte e, bir talk hediye etmiş e, Muhammed'in e, Sallaha, Sablat'ta değil mi şeye bu konuşuluyor. Yeni yatırım yapacaklarmış mesela. 100 milyar dolarlık yatırım yapacaklarmış. Böyle bir anlaşma imzalanmış. Pardon, 3 trilyon dolarlık yatırım ya yani. Çok uçtum ben de 3 e, ülke ülke geziliyor. Selman'a işte bir tok hediye edilmiş. Onu görüyorsunuz. Melihat Prens'e. Ee, tabii ilginç de şöyle bir durum var. Sadat Başkanı da Erdoğan'ın yanında. Hangi şeyle oraya gidiyor, ne yapıyor bilmiyoruz ama yani biliyoruz ki Sadat işte yabancı ülkelerde özellikle Orta Doğu'da e, çeşitli eğitimler veriyor. O yüzden mi bilmiyorum yani. Hani. Ama bu da çok konuşulan konular arasında. Neyse yani para arıyoruz yani şu anda bir şey mi değil? Bakalım ne olacak. Bu arada Mehmet Şimşek de şimdi çok uzun zaman öncesi yapması gereken belki iş ilk iş yapması gereken bir şeyi hayata geçirmek için bir adım attı ve de kamu harcamaları için tasarruf genelgesi yayınladı. Anadolu Ajansı haberi yaptı. Diyor ki şimdi vatandaş biliyorsunuz inim inim inliyor şu anda. Yani dolar almış başını gitmiş, hayat pahalılığı e, uçuyor rakamlar uçuyor, zamlar uçuyor, zamlar vergilerle yarışıyor. Şimdi memur kardeşlerim, yani bu halk bu kadar şeyin altındayken lütfen siz de şu ne bileyim long Audi'lere binmeyin, garaja çekin. Üç tane şey alıyorsanız iki tanesini almayın. Şimdi biz ekonomik kriz olduğu zaman Kenan'la oturuyoruz, kağıdı kalemi alıyoruz elimizin. Ne yapacağımızı tek tek hesaplıyoruz diyoruz ki ya biraz daha belki küçülmemiz mi lazım? Belki de bunu fırsata mı çeviririz? Ne yaparız diye. Kağıt kalemle yazıyoruz. Ama biliyorsunuz Memur olunca, eride de seçilmiş memur olunca böyle bir şey yok.